Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca danssiz sizdeyim, come back Burada sana ders olsun Herkese merhabalar arkadaşlar. Ders izleyin. Hoş geldiniz. Ben Adem Hocanız. Trigonometride uzman testimizi çözeceğiz bugün. Bir söyle başlıyoruz. Elimizde bir tane küp var. Bir açısı alfa derece. Bu açının olduğu yerden kosinüs değeri alınırsa sonuç kaç olur diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bu bir küp olduğundan dolayı küpün bir kenar uzunluğunu 1 dersek bütün ayrıt uzunlukları 1 santim olacak. Şuradaki uzunluğumuz da 1 santim. Yine şu uzunluğun değeri de 1 santim eşit. Şimdi aynı zamanda arkadaşlar şurada bir pisagor yaparsak şurası 90 derecedir. O yüzden şurası kök 2 çıkacaktır. Aynı zamanda şuradaki açı değerimiz 90 derece olduğundan dolayı burada bir pisagor yaparsak burası da kök 3'e eşit. Kosinüs değeri kaç eşittir diye sormuş. Şu üçgende dik üçgenimiz kosinüs alırsak kosinüs alfanın değeri komşudaki kenar kök 2 hipotenüs kök 3 e eşit. Bunu da eşliğiyle çarparsak kök 6 bölü 3 olarak bulunacak. Doğru cevabımız denizde. Uzunlukları verilmiş 2, 6, 4 ve x diye iki tane üçgenin alanları birbirine eşit. Birincisi şuradaki üçgenimiz arkadaşlar. A, K, e üçgeni. Şimdi buradaki alana S1 diyelim alan olarak. Bir de şuradaki EDC üçgeninin alanı buradaki alanda S1 olacaktır. Bunlar birbirine eşit. Şimdi şu ikisinin de aslında ortak olan şuradaki alana da S2 dersek. Şimdi şuradaki açı da arkadaşlar ortaktır. Biz burada şuradaki üçgenin alanıyla şuradaki üçgenin alanının birbirine eşit olmasından dolayı ikisi de S1 artı S2 eşit. Alan formülü uygulayacağız. Üçgende alan formülü. Şuradaki açımız alfa olsun. Öncelikle şunu yapalım. Alan ABD üçgeni eşit olacak. Alan şuradaki üçgenimiz KBC üçgeninin alanına. Şimdi öncelikle ABD üçgeninin alanı 1 bölü 2 çarpı yan kenar uzunlukları birisi 8 santim birisi 4 santim bir de aradaki açının sinüsü sinüs B. Bu da eşit olacak yine 1 bölü 2 çarpı KBC üçgenin alanı ise 6 çarpı 4 artı X çarpı aradaki açının yine sinüs değeri Şimdi ortak olan 1 bölü 2'ler ve sinüs B'ler birbirine eşit Burası 8 kere 4 32 eşit olacak 6'yı da içeriye dağıtırsak 24 artı 6 tane X'e 32'den 24 çıktı 8 eşittir 6 X her tarafı da 6'ya böldüğümüz zaman aradığımız x değeri 8 bölü 6 sadeleşirse 4 bölü 3'e eşit olacaktır. Doğru yanıtımız denizli. Üçüncü sorumuz. Şekilde CD uzunluğu, CB uzunluğu 4, AB uzunluğu 2 ve DCB açısı 60 derecedir. ABC dörtgeni bir kirişler dörtgeni olduğuna göre AD uzunluğu kaç santimdir? Şimdi şu D noktasından B noktasına bir uzunluk çizersek ve şuradaki açı arkadaşlar aslında bu 60 ile buradaki açı birbirini 180'e tamamlayacak. O yüzden buradaki açı değerimiz de 120'ye eşittir. Şimdi şuradaki uzunluğa x dersek aslında şu db uzunluğu ortak kenar uzunluğu buna da m diyelim. Aslında bu m uzunluğu her iki üçgende kosinüs teoremi yapılarak birbirine eşitlenecek. Ya yani birisinde e, şu d c b üçgeninde yapalım. m'nin karesi eşittir 3'ün karesi artı 4'ün karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı aradaki açının kosinüs kosünüs kosinüs 60. Değer üçgende yaparsak m'nin karesi eşit olacak x'in karesi artı 2'nin karesi eksi 2 çarpı 2 çarpı x çarpı kosinüs 120'ye. Şimdi m değerlerini birbirine eşitlersek burada üst tarafta m değeri e, şunu şuraya yapalım. m'nin karesi eşit olacak. 3'ün karesi 9 artı 4'ün karesi 16 eksi burası da şu kosinüs 61 bölü 2 eşittir. İkiler birbirini sadeleştirirse eksi 12 düzenlersek m'nin karesi 9, 16 daha 25, 25'ten 12 çıkarsa m'nin karesinin olduğu yere aslında 13 yazabiliriz. Şimdi şu ikinci denklemde 13 eşittir x'in karesi artı 4 eksi diğer taraf ise kosinüs 120 Eksi kosinüs 60'a eşittir. Kosinüs 60 da 1 bölü 2 yani eksi 1 bölü 2 olacak. Şu eksi şurayı artı yapacak. Şuradan da 1 bölü 2 gelirse 2'ler birbirini sadeleşecek. Buradan da artı 2 x'lik bir değer geldi. Şimdi bunu düzenlersek 0 eşittir x kare artı 2 x eksi 9 olacaktır burası. Şimdi x değeri isteniyor. Normalde bu ifade çarpanlarına ayrılmaz. O yüzden hemen bir deltasını bulalım. Delta dediğimiz b kare eksi 4 ac. b'si 2, 2'nin karesinden 4 eksi 4 çarpı. a'sı 1, c'si 9 olacak. Dikkat ederseniz bizim kökümüz arkadaşlar. Şu c değerimizde eksi 9'dur. Şurayı artı yapacaktır. 36 burası 40 olur. Kök bulma formülünden yaparsak eksi b artı eksi kök delta bölü 2 alacak. B dediğimiz değer 2 önüne eksi gelecek. Burası eksi 2 artı eksi. Delta dediğimiz değer kök 40 da burası 2 kök 10 olacak. Bölü 2. Bu da tek tek yapılırsa arkadaşlar eksi 1 artı eksi kök 10 gelecektir. Aradığımız köklerden birisi aslında kök 10 eksi 1 olur. Öbürü kök 10 eksi kök 10 eksi 1 gelecektir ama bizde şıklarda olan kök 10 eksi 1 olacaktır. Diğeri zaten uzunluk ölçüsü olamaz. Negatif geliyor. Aradığımız x değeri kök 10 eksi 1'e eşittir. Doğru yanıt Adana. Şekildeki ABC üçgeninde AC uzunluğu BC uzunluğu eşit. İkizkenar üçgen. Bir de iki tane AB uzunluğu, üç tane BC uzunluğuna eşit olduğuna göre tanjant A'nın tanjant C'yi oranı nedir? Öncelikle şu uzunlukları yerleştirelim arkadaşlar. Mesela şuradaki uzunluğa ben 4 dersem diğer uzunluğumuz 6 santim olacaktır. Şimdi BC uzunluğu 4 santim olursa şuradaki uzunluğumuz da 4 santim olur. AB uzunluğu 6 demiştik. İkiz kenar üçgen olduğundan dolayı ben şuradan bir diklik atarsam Şuradaki uzunluğumuz AB'nin uzunluğu tamamı 6 idi. Şuraya 3, şuraya da 3 kalır. Şurada da Pisagor yaparsak 16'dan 9 çıkacak. 7. Burası da kök 7'ye eşit. Aynı zamanda şuradaki açılar açı ortay olduğundan dolayı alfa alfa diyebiliriz. Şimdi tanjant A dediğimiz değer şuradan tanjant alınabilir. Tanjant değerimiz kök 7 bölü 3'e eşit. Şu ifade kök 7 bölü 3. Bölü tanjant c. Yani bu aslında tanjant oraya alfa dersek burası 2 alfalık bir değer olur. Tanjant 2 alfanın değeri de arkadaşlar şöyle hesaplayalım. Yarım açı formülünden bu. 2 tanjant alfa bölü 1 eksi tanjant alfanın karesi olacaktır. Tanjant alfanın değeri 3 bölü kök 7'dir. O zaman burası 6 bölü kök 7 gelecek. 1 eksi tanjant alfanın karesi ise 3 bölü kök 7'nin karesinden 9 bölü 7 gelir. Düzenlersek burayı 6 bölü kök 7 bölü burası da eksi 2 bölü 7. Birinciyi aynen yazdık. ikinciyi ters çevirdik. Düzenlediğimiz zaman şunlar sadeleşti eksi 3. şunu şu sadeleşirse burada da kök 7 kalır. Yani eksi 3 kök 7 girecektir. Şu alttaki ifadenin değeri. O zaman burası eksi 3 kök 7. Şurada da en son bölme işlemini yaparsak kök 7 bölü 3 çarpı 1 bölü eksi 3 kök 7. Kök 7'ler birbirini götürecek. Çarpımın sonucu eksi 1 bölü 9 olarak bulunacak. Doğru yatımız edine Sorumuz şekilde. Şu şekilde iki tane üçgenimiz var. Bütün uzunluklar verilmiş. ABC üçgeninin alanı 27 cm kare. Alan KBP kaça eşittir? Şimdi normalde şuradaki B açımız ortak arkadaşlar. Şurası alfa. Şimdi normalde şuradaki üçgenin alanı Aradaki açı biliniyorsa 1 bölü 2 çarpı yan kenar uzunlukları 18 çarpı 6 çarpı aradaki açının sinüs değeri sinüs alfa değeri eşittir. 27 olarak bulunur. Şimdi şunlar sadeleşti 9. 9 ile 27'yi sadeleştirirsek 3. 6'yı da böldüğümüz zaman 3'e arkadaşlar sinüs alfanın değeri 1 bölü 2 olarak bulunur. Şimdi biz şuradaki üçgende alan bulacağız. Şuradaki üçgende alan bulacağız. Burası da yine 1 bölü 2 çarpı yan kenar uzunlukları bu sefer 10 çarpı 10 çarpı sinüs alfa. Şimdi 1 bölü 2 10 çarpı 10 çarpı sinüs alfa dediğimiz yerde 1 bölü 2 eşit. Şu 10 ile 2 sadeleşti 5. Şuradaki 10 da de 2 sadeleşti 5. 5 ile 5'i çarparsak aradığımız alan 25 olacaktır. Doğru yanıtımız C yan. Son sorumuz 45 derecelik bir açımız var. Bir de şurada bir eşitlik verilmiş. 4 tane DC uzunluğu AC uzunluğuna eşit. Şimdi DC uzunluğuna K dersek AC uzunluğunun tamamı 4K olacak. O zaman şuradaki uzunluğumuz 3K'ya eşit. Sinüs X'in değeri nedir? Şimdi Üçgenin alanından gideceğiz. K'lık e, ve 3K'lık uzunlukların alanları aslında S'ye 3S diye paylaştırır. Çünkü yükseklikleri ortaktır. Şimdi şu DB uzunluğu da ortak kenar aslında. Şuraya da M diyelim. Şimdi normalde şu BDC üçgeninin alanı 1 bölü 2 çarpı Yan kenar uzunlukları çarpı aradaki açının sinüsü. Bu da alana eşit olacak. S'ye eşit. Yan taraftaki üçgenin alanı ise 1 bölü 2 çarpı 3 kök 2 çarpı m çarpı aradaki açının sinüsü sinüs 45 eşit olacak 3 tane s değerine. Biz bu ifadeleri taraf tarafa oranlarsak 1 bölü 2'ler sadeleşti. M'ler birbirini götürdü. Sinüs 45'in değeri de yerine yazılabilir. Bir de şu S'ler birbirini götürdü. Geriye kalanlar 4 tane sinüs x bölü. 3 kök 2 çarpı. Sinüs 45'in değeri de kök 2 bölü 2. Eşittir 1 bölü 3 olacak. Şimdi şu 3 ile şu 3 birbirini sadeleştirdi. 1 kaldı. Geriye bölme işlemini yaparsak aslında 4 tane sinüs x çarpı 2 bölü kök 2 eşit olacak 1'e. 2 ile kök 2 sadeleşirse aslında şurada kök 2 kalır. Bu da 4 kök 2 çarpı sinüs x eşittir 1 olur. Sinüs x değerinin değeri ise 1 bölü 4 kök 2. Bu da eşliğiyle çarpılırsa kök 2 ile Kök 2 bölüm e, şurası da 8 gelecektir. Doğru yanıtımız kök 2 bölü 8. Evet arkadaşlar. Bugün aslında geometrik kısmı ile ilgili trigonometrinin sorular çözdük. Evet bir başka videoda yine bunlara devam edeceğiz arkadaşlar. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Ders izlemeye devam edin arkadaşlar. Hoşçakalın.